Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte ahir zaman fitnesini tam olarak susturacağını söylüyor. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, Hristiyanlar ve Müslümanlar dinsizliğe karşı ayrı oldukları için mağluplarken, ittihat neticesinde Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaptıkları ilmi mücadeleyle, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadındayken, dinsizliği tam olarak fikren susturmak üzereyken, alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam, Allah katına alınmış olan Hazreti İsa aleyhisselamın bizzat şahsı, o dini hak cereyanının başına geçeceğini, Hazreti İsa aleyhisselamın şahsının Müslüman olan Hristiyanların başında olacağını, bir muhbir-i sadık, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kadir-i külli şeyin vaadine, her şeye gücü yeten Allah'ın vaadine istinad ederek, dayanarak haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey vaat etmiş, elbette yapacaktır. Üstadımız devrinde İseviler'le Müslümanlar ittifak etmemişti. Üstadımız devrinde Hristiyanlar da Müslümanlar da dinsiz ideolojilere karşı mağluptu. Yani Bediüzzaman Hazretleri döneminde iman hakikatlerinin anlatımıyla küfrün beli kırılmıştı ama dinsizlik manen tam olarak ölmemişti, fitneler son bulmamıştı. Hadislerde Hazreti İsa aleyhisselamın gelişini anlatan en önemli olaylardan biri, Hazreti İsa aleyhisselamın Hazreti Mehdi aleyhisselamın arkasında yani onun imamlığında namaz kılmasıdır. Bu mübarek olay aynı zamanda Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın ittifakını, bu ittifak vesilesiyle dinsizliğin fikren tam olarak yenilip Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakimiyetini haber verir. Üstadımız bu konuyu şöyle anlatıyor. Hatta Hazreti İsa aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka, Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi öncülüğünde Hristiyanlarla Müslümanların birleşmesine, tüm Hristiyan aleminin Müslüman olmasına ve hakikati Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine, Kur'an ahlakının bütün dünyaya hakim olmasına işaret eder. Üstadımız döneminde tüm Hristiyan alemi Müslüman olmadığına göre, Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Mehdi aleyhisselamın arkasında namaz kılmadığına göre, İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olmadığına göre, Bediüzzaman Hazretleri için Mehdi diyenler samimi davranmamaktadır. Hazreti İsa aleyhisselam vesilesiyle tüm Hristiyan aleminin Müslüman olması, Hazreti İsa aleyhisselamın Hazreti Mehdi aleyhisselamın arkasında namaz kılması, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın ittifakıyla Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olması, yaşayan her insan tarafından görülecek, şahit olunacak açık ve net olaylardır.